Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Eko adlı arkadaşın hikayesinden ve neler yapabildiğinden bahsedeceğim. Kendisi ilginç bir karakter. Dizinin tamamını izleme şansım henüz olmadı. Ancak şu ana kadar gördüğüm kadarıyla karakterin MCU'ya geçişi sırasında bayağı bir değişiklik yapılmış. Konuya girince de zaten anlaşılır diye düşünüyorum. Bu arada Korkmaz Ostan bir süper teşekkür gelmiş. Bir süper teşekkür de Tajdin'den gelmiş. Invincible videosu istemiş daha da. Hiç merak etme, gelecek zaten o videolar. Daha anlatılacak karakter de var, olay da var. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Kesinize bereket diye söyleyeyim ve konumuza dönecek olursak da karakterimizin ilk görünüşü Daredevil Vol. 2 çizgi roman serisinin 1999 yılı Mayıs ayında yayınlanan 9. sayısında gerçekleşti. Bu çizgi romanda karakter direkt olarak Echo ismiyle göründü. Karakterimizin yaratıcıları da David Mack ve Joe Quesada. Bundan ayrı şekilde New Avengers çizgi roman serisinin 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan 11. sayısında Echo'nun Ronin ünvanıyla da görünmüşlüğü var. Echo karakterinin çocukluk zamanlarında yaşadıkları Daredevil Vol. 2 çizgi roman serisinin 2003 yılındaki 51. sayısında anlatılıyor. Bu çizgi romanda normal anlatımlardan farklı bir üslup kullanılmış. Babasının ismi William Lincoln, annesinin ismi bilinmiyor. Daha doğrusu kadının ismi sadece Lopez olarak geçiyor. Maya doğuştan sağır ancak karakter muazzam dudak okuma yeteneğine sahipmiş çocukluğundan beri. Bu yüzden sağır olduğunu kimse ilk başta anlamamış. Çocukluk döneminde kendisi çizim yapmayı da çok seviyormuş. Annesi küçük yaşta çocuğundan ayrıldığı için onun nasıl olduğuyla alakalı herhangi bir çizim de yapamamış. Mr. Fisk'i de tam olarak gördüğü gibi çizmiş. Babası ne olursa ne yaparsa yapsın ona hep gülüyormuş. O yüzden kahkaha atar gibi çizmeye karar vermiş onu da. William yani babası Maya'nın annesi Lopez'le bir tane kulüpte tanışmışlar. Lopez o sırada garson olarak çalışıyormuş orada. William da Kingpin'le birlikte çalışıyor. Normalde onunla bayağı iyi arkadaşlarmış. Ama onun görevlendirmelerinden bir tanesinde farklı bir amaca yönelince Kingpin onu öldürmeye karar veriyor. William ölmeden önce de Kingpin'den kendi kızı Maya'ya bakmasını istiyor. Wilson Fisk Maya'yı yanına aldıktan sonra onu ilk başta özel bir okula yazdırıyor. Ancak bir gün piyano restlerini birebir kopyalayıp kendisinin de yapabildiğini görünce oradan alıp yetenekli çocuklar için olan bir tane okula yazdırıyor. Maya da orada dans ve sanat üzerine geliştiriyor kendisini. Karakterin çocukluk dönemi genel olarak sanat ve dans üzerine devam ediyor. Hani onlar ilgisini çekiyor öyle söyleyeyim. Daha sonra ise Kingpin Matt Murdock'un Daredevil olduğunu bildiği için ona karşı kurduğu komplolarda Maya Lopez'i kullanmaya çalışıyor. Bu dönemde Karen Page ölmüş. O yüzden Kingpin Maya ile Matt'i ilk başta gayet normal bir şekilde tanıştırıyor. Daha sonra da Maya'ya babasını öldüren kişinin Daredevil olduğu yönde bir kandırma işlemi yapıyor. İntikam almayı amaçladığı zaman da Maya, Bullseye ve Daredevil'ın yüzleşip kavga ettiği videoları izlemeye başlıyor. Hani kendisi kullanabilmek için o ikilinin yaptıkları hareketler ne varsa onları kopyalamaya çalışıyor. Daredevil'la karşılaştıklarında da Matt, Maya'yı kokusundan algılayıp yumruk atmamaya ve onu sakinleştirmeye çalışıyor. Kavga sırasında defansif taktikler uygulamaya başlıyor. Hani konuşmak istiyor onunla çünkü neden kendisine saldırdığıyla alakalı en ufak bir fikri bile yok Daredevil'ın. Ancak Maya Lopez, Daredevil'a çok acımasız saldırılar yapmaya devam ediyor. Dövmeye devam ede en sonunda da Daredevil'ı alt etmeyi başarabiliyor. Hemen arkasından öldürmek için silah çekiyor orada. Sebeplerini falan anlatmaya çalışıyor. Ve o sırada da arkadan alkış sesleri geliyor. Birkaç tane çocuk Daredevil ve Maya Lopez'i aktör sanmışlar. Ve şu anda yaptığı hareketleri de rollerinin bir parçası olduğunu düşünüyorlarmış. Maya onları görünce de çocukken babasının ölümüne ne kadar üzüldüğünü, o ölümün kendisini ne kadar etkilediğini hatırlıyor. Ve bu yüzden Daredevil'a, ben senden farklı olarak bir ölümün çocuğu nasıl etkileyebileceğini bilecek bilince sahibim. Şimdi gidiyorum ama babamı öldürdüğün gibi seni öldüreceğim diye söyleyip ayrılıyor yanından. Daha sonra onunla iki defa daha karşı karşıya geliyor. Kendisi onu dövdüğü sırada Daredevil'ın Matt Murdock olduğunu bilmiyor normalde. Ve bu kavgalardan bir tanesindeki bir hamle sonrasında yüzündeki soru işareti şeklindeki yara izini görünce Maya onun Matt Murdock olduğunu tanıyor. Daha önce Matt Murdock'la buluştukları zaman gördüğü yaranın orada bir tane bant vardı. O bant yine soru işareti şeklinde kanamıştı. Aynı yarayı Daredevil'da da görünce taşlar yerine oturmuş oluyor. Oradan fark ediyor yani. Sonrasında zaten bir şeylerin kendisine anlatıldığı gibi olmadığını fark ediyor. Ve bunu anlatan kişi Fisk olduğundan Daredevil'ın yanından ayrılıp Wilson Fisk'le yüzleşmeye gidiyor. Ve onu da acımasızca kafasından vuruyor orada. Ancak Fisk ölmüyor.
Kör oluyor sadece. Bu olaydan sonra da karakter dünyayı gezmeye karar veriyor. Hani bunalım sonrasında kendisini keşfetme olayları vardır ya. Maya da o döneme giriyor öyle söyleyeyim. Kendisinde bazı sorunların olduğunun farkında bunları çözmeyi amaçlıyor ve çocukken sanat sevgisi çok fazla olduğu için dünyanın farklı yerlerindeki bir sürü müzeye, sergilere falan gitmeye karar veriyor. Bunları gezdikten bir müddet sonra da ayrıldığı yere geri dönüyor. Daredevil'la yeniden görüşmek istiyor ancak Daredevil'ın hayatında başka birisi var. Maya'ya sen gittikten sonra burada çok fazla şey değişti. Çok fazla şey yaşandı diye anlatıyor. Maya bunu anlamış ama yine de onunla olmaya çalışıyor. Matt Murdock tabi adamın hası, adamın ham maddesi olduğundan Maya'yı kendisinden uzaklaştırıyor orada. Daredevil'a yaptığı bu ziyaretten sonra Maya babasını ve chief olarak belirledikleri bir tane adamı ziyarete gidiyor. Bu adam Maya'ya babasının anılarını anlattıktan sonra karakter babası gibi Vision Quest adında bir tane meditasyon sürecine girmeye karar veriyor. Hani hayatına gerçek bir amaç katacak bir şey görmek istiyormuş. Bu Vision Quest'te de bunu görmeyi amaçlıyor öyle söyleyeyim. Ormanın içerisine gelip meditasyon yapmaya başlıyor. Bu sürecin 4. gününde de şimşekler falan çakarken karşısında Wolverine'i görüyor. Onu bir hayvan ruhu, ormandaki bir cin gibi bir şey olarak düşünüyor ilk başta. Ve bir anda ikisi kavga etmeye başlıyorlar. Sonrasında durulduklarında da birbirlerine olaylarını anlatıyorlar. Maya da en son iki tane köpeğin kavga ettiği bir an görmüş bu meditasyonlarında. Wolverine Reis de bununla ilgili bir tane hikaye anlatınca Maya bir anda çocukluğuna geri dönmüş oluyor. Babası ona hikayeler anlatırmış çocukken sürekli. Ve bugün de buna benzer bir olay yaşayınca karakter hemen motive olup New York'ta sanatla alakalı yeni bir işe kalkışmaya çalışıyor. Hatta Daredevil Maya'nın bu gösterilerinden bir tanesini izlemeye geliyor orada. Başta New Avengers diye bir tane çizgi romandan da bahsetmiştim ya. Şimdi bu sanat olaylarından bir müddet sonra Daredevil'ın sayesinde Avengers'a bir katılma durumu oluyor. Daredevil Captain America'ya Maya Lopez'in ne kadar yetenekli olduğundan bahsederek onu takıma almasını önerince ve ona referans olunca tabii ki Maya Lopez Ronin olarak başka bir şekilde sahneye çıkıyor. Aslında karakterimiz genel olarak bu şekilde diyebilirim ve bu geldiğimiz noktadan sonra da zaten bir sürü farklı olaylara karışıyor. Secret Invasion'da da var, Moon Knight'la alakalı bir olayları da var. Ama onlara girmeyeceğim şimdi. Onlar çok farklı konular. Dizideki versiyonuyla ise aralarında bayağı bir fark var aslında. Dizideki Echo çizgi romanındaki versiyondan esinlenilmiş gibi bir şey olarak görünüyor şu an sadece. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir ara zeytinli poğaçayla alakalı bir tweet serisi vardı. Belki okumuşsunuzdur. Zeytin miktarının ne kadar az olduğunu anlatan bir cümlelerle paylaşımlar yapmışlar. Çizgi romandaki Echo'nun dizideki versiyonuna benzerliği o şekilde diyebilirim yani ben. Neyse, karakterin güçlerine geçecek olursak da Taskmaster'daki gibi gördüğü hareketin aynısını yapabilme yeteneğine sahip. Taskmaster'da olduğu gibi Maya'da bir hareketi tek sefer izlemesi yetiyor ona. Bu sayede çok iyi dans edebilme, piyano çalabilme, dövüşebilme gibi yetenekler elde edebiliyor. Ancak bu kopyalayabilme dışında süper insan gücü gibi özelliklerine falan sahip değil Maya Lopez. Bunu şöyle açıklayayım. Şimdi Captain America'nın sahip olduğu özel bir tekniği kullanarak maksimum gücüyle yumruk attığını görürse, evet Maya o tekniği tamamen kopyalayabilir. Ancak Captain America kadar güçlü olmaz bu yumruğu. Kendi insan gücü ne kadarsa o kadar fazla güçlü vurabilir o teknikle. Onun dışında bir de Avengers Vol 8 çizgi roman serisinin 44. sayısında geçici olarak da olsa Phoenix gücünü elde etmişti. Hani Phoenix'in bir hostu olmuştu orada. Zayıf nokta olarak da iki tane olayı mevcut. Bir tanesi normal bir insandan daha üstün olmuyor olması, diğeri de sağır olması. Bunların dışında ekstra bir özelliği veya negatif bir özelliği aslında yok. Son zamanlarda çıkan haberlerde bu dizilerin tamamını MCU'ya dahil etmişlerdi oradaki hikaye akışına. Tabii ki ben şimdi girmeyeceğim ama Echo dizisinde karaktere uygulanan değişikliklerle sanırım farklı bir yol çizmeyi amaçlıyorlar. Eğer diziyle alakalı bir yorum yapacaksanız size spoiler olup olmadığına dikkat ederek devam edin. Sonra kimseye ayıp olmasın. Neyse, karakterimiz genel olarak bu şekilde diyelim ve bu cümleyle de videomuzu tamamlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz. Ya da X üzerinden yazdığınız cümleleri beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.